İstanbul benim için sadece bir şehir değil. Babaannemin evi, bir koku. Akşamları kapalı perdelerin arkasında yanan sarı bir ışık ve arkasında tanımadığım, bilmediğim yaşamlardır. İstanbul, ruhuma giren, tüm varlığımı kaplayan ve beni aynı anda değişik yönlere çeken bir müezzinin hüzünlü seslenişidir. Yüzü kırışmış, gözleri yaştan kanlanmış, bembeyaz saçları ince bir tarakla geriye taranmış, geceliğiyle bir akşamüstü camın önünde ifadesiz bir bakışla oturup geleni gideni penceresinden izleyen yaşlı bir kadındır. İstanbul, işlemeli örtülerin televizyonların üzerine serildiği, fiskos masalarının süslediği evler, taze demlenmiş bir çay kokusu ve soğuk bir günde sobanın sıcağıdır benim için. Fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusu, ucundan koparılan bir parçanın çıtırtısı ve yükselen buharıdır İstanbul. İstanbul bir akşamüstü beni karşı yakanın ışıklarına taşıyan eski bir vapur ve onu selamlayan dalgaların sesi, yüzümde hissettiğim deniz kokusu ve içeride evlerinin yolunu tutmuş oturan yorgun, mutsuz ve beklentisiz insanların yüzleridir. İstanbul bir beklentidir, bir heyecan ve havada bir umuttur, ısrarcıdır. Hep beni çeker, iter ve hiçbir zaman dikkatimin başka yerlere kaymasına izin vermez. Kendisinden yorulduğumu, bunaldığımı, sıkıldığımı anlar İstanbul. Tutar, çeker elimden, bir vapura bindirir beni. Önce Topkapı Sarayı'ndan güneşi batırırız usulca. Adımlarımıza parke taşlı sokakların üzerinde yankılanan martı çığlıkları eşlik eder. Balkonlardan sarkan annelerin uzun tiz sesleri kovalar çocukları. Ve ben hiç farkına varmadan İstanbul göğsümde bir kabartı, bir heyecan, bir bekleyiş ve içime sığdıramadığım ve hiçbir anlam veremediğim bir sevinç oluverir. Yine yeniden. Zaman zaman tekrar Amerika'da annemlerin evinde olmak istiyorum. O evin kokusunu özlüyorum. Yemek odasında açık Fransız pencerelerinden içeriye sızan güneş ve temiz havada kahvaltı etmek istiyorum. Koltukta tembel tembel oturup annemin evde iş yaparken çıkardığı seslerle televizyon izlemek istiyorum. Ablamla dedikodu yapmak, babamla sessizce onun bahçesinde oturup önümüzden geçen sincapları ve akıp giden yaşamı izlemek istiyorum. Fairfax'a inmek, Giant'tan alışveriş yapmak ve kütüphaneden birkaç ödünç kitap almak istiyorum. Çok zaman oldu Amerika'ya gitmeyeli. Düşüncelerim, özlemlerim, hayallerimi yaratmaya devam ediyorlar. Ama yazdığımda kendimi tekrar Fairfax'a götürebiliyorum. Kokuları duyuyor, sesleri işitebiliyorum. Ve her şeyden önemlisi, hepsini gerçek gibi yaşayabiliyorum. O zaman soruyorum kendime, geçmişi kelimelerimde yaşatabiliyorsam, neden geleceğimi aynı şekilde kurmayayım? Evet, bugün konumuz hayal kurmak. Bu okuduğum iki yazı yine Şifayı Beklerken kitabımdan, iki farklı bölümden parçalar aldım, onları okudum. Ben hep hayal kurardım. Hatta bana çok kızarlardı, dalıp gidiyorum diye, kendi kendime konuşuyorum diye, ama hayal dünyam gerçek dünyadan her zaman daha keyifli gelirdi bana. Mesela üşüdüğümde hala ayaklarımı sıcak kumlara gömmüşüm diye hayal ederim ve ısınırım. Dün Judith dedi ki, hissiyat eylemi çeker kendine. Çok güzel bir söz, hissiyat, hissiyat çeker. Bilinçli bir şekilde ben şunu istiyorum diyerek bir hayal kurduğumu pek hatırlamıyorum. Yani bilinen anlamda bir plan yaparak eyleme geçmedim hiçbir zaman. O tür planlar her zaman beni kıstıran, sıkıştıran şeyler oldu. Denedim ama hep sıkışmış hissettim. Duygularım, hissiyatım bana yol çizdi. Hissetmek istediğim her neyse onu hayal ettim. Zamanla da sınırlamadım. Hayal ettim, sonra da bıraktım. Zaten onu hayal etme duygusu iyi geliyordu. Sonrasında gerçekleşmesi için bilinçli bir plana hiç geçmedim.
O duygular, o his içimde büyür ve bir gün mesela televizyon izlerken ya da bulaşık yıkarken birdenbire kalkıp şirket kurabilirim. Çünkü vakti gelmiştir. İçimde pişirdiğim duygular ve hayaller kıvama gelmiştir. Ve ben bunun ne zaman olacağını bilemem. Yazı evini de öyle kurdum. Aborjinler zaman diye bir kelime kullanmazlarmış, yokmuş sözlüklerinde. Geçmiş, gelecek ve bugün hepsini aynı anda var olduğuna inanmışlar. İnanıyorlar da. Tabii benim anlattığım kadar basit değil bu inançları. Çok daha derine inen bir inanç var orada. Ama onlar hayal dünyasını, onun adına rüya diyorlar. Rüyanın somut dünyayı var ettiğine inanıyorlar. Yani bizlerin sadece uykuda değil, sürekli bir rüyada olduğumuza inanıyorlar. O rüyanın atalarından beri onların genlerinde olduğuna inanıyorlar. Judith gelecekle ilgili bir hayal kurmanızı istemişti geçen videoda. Ben de o hayali kurmanız için size ufak bir yol sunmak istiyorum bugün. Biraz aborjinlerden ödünç alacağım. Zamansız bir alana geçmişi, bugünü ve yarını taşıyalım istiyorum. Hepsini harmanlayıp bir hayal kuralım. Sonra da onu bırakalım. Kendi yolunu bulsun. Evet, hazırsanız şimdi sizden istediğim bir yerde oturun. Ya da olduğunuz yerde rahat olduğunuzdan emin olun. Bir yeriniz ağrımasın, bir sıkışıklık hissetmeyin. Bir derin nefes alıp verin. Ve bir durulun. Bir o hızla hareket halindeki içinizdeki o fırtına bir dinsin birazcık. Bir sakinleşelim. Ve şimdi sizden istediğim, geçmişe dalmanızı istiyorum. Zihninizin kıvrımlarında geçmişten bir ses yakalamanızı istiyorum. Ama bu sesin size çok iyi gelen bir ses olması önemli. Böyle içinizi yükselten, coşturan bir ses olsun. Öyle bir sesi bulup getirin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Videoyu kapatın. Ve bir 5 dakika o ses ve ona bağlı ne hatırlıyorsanız anınızı da ekleyerek yazın. Sonra tekrar videoyu açın, devam edelim. Evet, şimdi de tekrar derin bir nefes alın. Yine gözlerinizi kapatın, bir durulun. Bu sefer gözünüzün önüne sizi coşturan, içinizi yükselten bir görüntü getirmenizi istiyorum. Ve videoyu kapatıp 5 dakika hazır olduğunuzda bunu yazmanızı istiyorum. Yine onunla ilgili ne o görüntüyle ilgili ne anı geliyorsa onu da ekleyerek. Evet, şimdi yine derin bir nefes alalım. Bir sakinleşelim, duralım. Ve bu sefer bir tat istiyorum geçmişten. Geçmişin kıvrımlarında dolaşırken bir tat yakalayın. Böyle yine o yükselten, sizi mutlu hissettiren bir tat. Hazır olduğunuzda da videoyu kapatın. Ve 5 dakika yine aynı şekilde anılarınızı da hatırlayarak buna vakit ayırıp yazın. Evet, şimdi yine derin bir nefes alıp sakinleşiyoruz, duruluyoruz. Ve bu sefer bir koku yakalamanızı istiyorum. Ve
geçmişe gidin, o kokuyu yakalayın. Sizi yine coşturan, yükselten, enerjinizi yükselten bir koku. Ve sonra yine videoyu kapatıp 5 dakika yazın. Ve son olarak yine bir durulalım, sakinleşelim, dinginleşelim. Ve bu sefer teninizde hissettiğiniz size heyecan, coşku, böyle yine o yükselme hissini veren bir şey geçmişten çekip alın. Hazır olduğunuzda videoyu kapatıp 5 dakikada onu yazın. Biz iyi anılarımızı o kadar az ziyaret ediyoruz ki, genelde olumsuz anıları hatırlıyoruz. Hüzünlenmek istediğimizde hatırlıyoruz. Şimdi biz 5 duyu üzerinden 5 geçmiş anıya gittik. Ve bunlar zaten yazdıklarınız kendi başına güzel şeylerdir. Ama bunun dışında da enerjinizde bir değişim oldu. Bütün duyularınız ayaklandı. Şimdi bu ayaklanmış haliyle o duyulardan faydalanarak Judith'in sizden istediği ileriye dönük hayali kurmaya hazırsınız. Çok teşekkür ederim bugün de katıldığınız için. Yarın Judith 3. temamıza geçiyor. Temamız sınırları genişletelim, sınırları açalım galiba. Öyle bir şeydi. Görüşmek üzere.